Bugün Mia ile birlikte Mia'ya mezuniyet kıyafeti yapmaya karar verdik. Hemen gittik makinamızı ve bu şekilde parçalarımızı hazırladık. Şöyle bir ölçü aldım. Bu şekilde önce pelerinden başlıyoruz. Pelerini kestim. Mia'nın vücuduna göre hazırladım. Hemen dikiş makinamı da hazırlıyorum. Ve 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 Kırmızı de alıyorum ve pelerinin dört tarafını düzgün bir şekilde yavaş yavaş kurdale ile birlikte dikiyorum. Ama ağız kısmında yani boyun kısmında şöyle ufak bir ovallik bırakıyorum. Çünkü oranın içerisinden bağcık geçirmek istedim. Şu an yaptığım kısım orası. Bakın şu bombi duran taraf var ya. Orasından hemen içerisinden geçireceğim. Ve oradan bir baktım ki paşa ile kar topu da geldi bana yardım ediyorlarmış mi ablalarının kıyafetini çok 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 merak etmişler yapmayın oğluş diyorum olmaz diyorum zor bela gönderdim evet şimdi buradan da hemen boğaz kısmı yaka kısmının bağcını takıyorum şöyle takalım çengelliğin yardımıyla ve takmaya başladım. Çok merak ediyorum ya da aşırı derecede heyecanlı. Mia da aslında uzaktan bize bakıyor da umursamıyormuş gibi davranıyor. Yemedik kızım biliyorum senin bizi merak ettiğini ve taktık. Hemen Mia'nın üstünde bir deneyelim mi ne dersiniz? Hayır kızım denememiz gerekiyor mu? Öyle bir şey yok. Olmaz yani gerçekten. Ve taktık. Şimdi şapkasında sıra. Hemen pelerini halledelim şapkaya geçeceğiz. Şöyle bir ödül mamasını hak etti. Çünkü pelerini giydi. Evet ödül mama yemesine devam ediyor. Dayanamadım kıyamadım. Yesin yesin ya birazcık daha yesin. Ye ye kızım şapkayı yapmaya şimdi birazdan başlayacağız. Tabii otomatikman. Çünkü şapkasız hiç gördünüz mü? Siz bir mezuniyet kıyafeti ben şahsen görmedim. Evet Miyacığım tamam. Aferin. Biraz da şeye benzemedi mi? Süper süpermeni. Evet evet süpermeni çok benzedim hala devam ediyor yemeği. Kızım durur musun şapkaya da başlayalım anne? Bekle. Ay hala yemek istiyor. Kızım şapkaya başlamamız lazım neden? Böyle yapıyorsun. Şapkamızı da yapalım. Tamam. Eski şapkası vardı benim yaptığım. Ondan bir ölçü aldım. Önce tepe kısmını yapıyorum. Bu şekilde tepeyi yapalım. Şöyle oval bir şekilde keselim. Şimdi de kenarlarına kendim belirlediğim yine bir seviyede bir e, ne derler ona santimde kenarlarını da yapıyorum. Şöyle şöyle evet her tarafını da güzelce oval bir şekilde yine elimdeki kurdalya yardımıyla dikiyorum ve diktik dik çevirdim. Alttan birazcık kurdalya bıraktım. Kenarına şöyle küçük bir delik attım makasla. Oradan da onu geçiriyorum. Ve şimdi heyecanla tabii ki neye bekliyoruz? Mia'ya takmayı bekleyeceğiz. Çengelli yine yardımıyla şu ipi de bir oradan geçirelim. Ne ipiydi be? Ee, kurdu ailesini. Hemen şuradan da geçiriyoruz. Ve hala kuşlar heyecanlı. Ve 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 mezuniyet kıyafeti bitti. Mia'nın mezuniyet partisinde görüşmek üzere. Bir desem. Evet bakın Mia artık mezun oluyor. Mia artık mezun. Ablaları ablaları. Hemen. Ablalar abiler hemen Mia'yı bir tebrik eder misiniz? Rica ediyorum sizden ya. Mia artık mezun oluyor. Hiç boşu boşuna. Kedi okula gitmez demeyin. Benim kızım gider. Bakın küstü size.